Okutan Şehir Okuyan Nesil sloganıyla Aksaray Belediyesi Kitap Günleri başladı. Pazar pazarı fuar alanında biz de Aksaray Belediye TV ailesi olarak Kitap Günleri'nde kısa bir gezintiye çıktık. Efendim, pazar pazarı fuar alanında 100 yayın evi stand açmış durumda. Hemen şöyle standlardan bir tanesine geldik. Merhaba çocuklar. Merhaba. Şöyle bir dönün. Kameraya doğru kitaplara bakıyorsunuz. Evet. Nasıl, seviyor musunuz kitap okumayı? Evet, kitapları seviyoruz. Evet. Çok güzel. Kitapları okuyoruz abla. Bence burada çok güzel kitaplar var. Kitap okumak çok güzel bir şey abla. Peki nasıl buldunuz kitap günlerini? Hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Yani güzel. Hangisini alacağımızı şaşırıyoruz. Şu an beğendiğiniz bir kitap var mı? Gösterelim şöyle. Şu Yıldız. Yıldız tozundan. Yıldız tozundan havaya. Evet. Bir de mucize var. Mucize. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi Kitap Günleri'nde 100 yayın evinin fuar alanında stand açtığını söylemiştik. Gerçekten öğrencilerin de büyük ilgisi var. Tabii ki sizleri de kitap kokusu arasında gezintiye davet ediyoruz. Hemen yayın evinde görevli bir hanımefendiye mikrofon uzatacağız. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Stand açtınız. Efendim? Stand açtınız. Evet, mucize kitaplığı. Peki, kitap günlerine özel kampanyalarınız var? Tabii ki var. Her yaştan, her çocuklarımıza, gençlerimize, anne ve babalarımıza göre kitaplarımız var. İndirimlerimiz de var. Bekleriz mucize kitaplığına. Peki, indirim ne kadar? İndirim, kitap fiyatlarımıza göre değişim gösteriyor. Onu burada şey yapabiliyoruz, gelen müşterilerimize. Peki, yardımcı oluyoruz, teşekkür ederiz. Bekliyoruz. Evet, kitap günlerinde röportajlarımız devam ediyor ve yanımızda genç bir hanım var. Elinde de evet Can Yücel'in Sokakta Aşk kitabıyla dolaşıyor. Nasıl buldunuz kitap günlerini? Ya, güzel, kalabalık. Ben böyle olacağını tahmin etmiyordum. Hı-hı. Ama küçükten büyüğüne gelmişler kitap okumaya. Hani çok sevindim. Çok duyarlı bir milletimiz var Aksaray için. Hı-hı. Hani kitaplar da çok güzel, çok anlamlı. Hani sevgi olsun, hani aşk olsun, diğer tarih kitapları olsun, çok güzel bence. Peki 19 tane yazar bir hafta boyunca kitap severler ve okurlarıyla buluşacak. Peki bu yazarlar arasında sizin takip ettiğiniz, söyleşisine katılacağınız bir yazar var mı özellikle? Ya şu an biz köyden geldiğimiz için bugün geldik bugün sadece, aynen. Bugünden sonra belki gelebiliriz ya da gelemeyiz, bilmiyorum ama inşallah. Aynen. Etkinliklere katılacaksınız. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kitap günlerinde gezimiz devam ediyor. Şöyle hemen çocukları yakaladık. Merhabalar. Merhaba. Kitaplara bakıyorsun. Evet. Kitap aldın. Evet, bir tane. Ne aldın? Çalışkanlık ve dayanışma öyküleri. Evet. Nasıl buldun kitap günlerini? Gayet güzel. Okumayı seviyorsun. Evet. Peki buradan arkadaşlarına bir mesajın var mı kitap okumayla ilgili? Bence gayet güzel kitaplar var. Bence onlar da alsınlar. Onlar da alsınlar. Peki teşekkür ederiz. Sen gel şöyle bakalım. Oo, böyle elinde dosyalarla geziyorsun. Nasıl buldun kitap günlerini, gezebildin çok mi? Çok güzel, gezebildim. Peki arkadaşlarınız da buradasınız. Evet. Peki iyi okumalar. Teşekkür. Şöyle bir gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Ne yaptınız? Nasıl buldunuz? Dolaştınız mı? Evet. Peki kitaplara baktınız. Evet. Okumayı seviyor musun? Evet. Evde biraz okuyorum. Biraz okuyorsun. Çok oku, tamam mı? Peki. Şöyle bir el sallayın kameraya. Teşekkürler. Evet, yanımızda küçük bir hanımefendi var. Kitap günlerinde kitaplara bakıyor. Seni tanıyalım kısaca. Adım Duygu, soyadım Köklü, yaşım 11. Ve burayı çok seviyorum. Kitapları okumayı da çok seviyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İyi ki burayı yapmış yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Şunlar var mesela. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kitap günlerindesiniz. Evet. Öğrencilerimizle beraber geldik. Öğrenciler. Yeşilova Lisesi olarak. Evet. Evet. Peki nasıl buldunuz kitap günlerini? Oldukça güzel. Her sene tekrarlaması daha güzel Aksaray içinde. Hem öğrencilerimizle beraber geldik. Güzel bir etkinlik oldu bizim için de. Bakalım daha da güzel günler olur inşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kolay gelsin. Aksaray Belediyesi Kitap Günleri'nde kitap günlerinin konuk yazarlarından Melih Tuğta ile birlikteyiz ve kendisi de şu anda alanda standta çocuklarla birlikte. Sayın Tuğta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz kitap günlerini? Vay, kitap günleri çok hareketli. Ben daha önce ilkinde de buradaydık. Hamdolsun. Bu sefer daha da güzel olmuş fuar. Çocukların ilgisi güzel, çocuklar güzel. Evet.
Organizasyon da hamdolsun hem belediye hem organizasyon firması çok da güzel organize etmiş etrafı. O açıdan her şey güzel. Bugün bir söyleşi ve ayrıca imza günü de gerçekleştireceksiniz. Evet. Peki neler anlatacaksınız? Özellikle bir mesajınız var mı kitap günlerine özel? Bugün çocuklarla ve velileriyle buluşacağız muhtemelen. Arkasında çocuklarla bir imza yapacağız. Çocuklarla genelde ben kitapların özelinde, kitaplarımı okumuş oluyorlar büyük bir kısmı. Kitapların özelinde konuşuyoruz. Kitapların özelinde konuşmadığımız kısımlarda ise bir genelde şeyi anlatıyoruz. Süper kahramanların ne açıdan gereksiz olduklarına dair bir şeyler anlatıyoruz. Bir de meslek seçimleriyle alakalı genelde. Bir insan neden meslek seçer, nasıl meslek seçer? Benim yaş grubu çünkü bir tık ilerisinde hemen lise sınavına girecekler. İyi bir lise neden kazanması lazım şu sebeple ya da liseye gitmesi lazım mı? Niye gider bir insan liseye? Bu tip şeyleri konuşuyoruz genelde. Daha doğrusu açıkçası biraz da stand-up show yapıyoruz. Yani bunların hepsi bahanesi oluyor. Daha eğlenceli hale getiriyoruz. Tabii. Peki, yani gülmeyen ziyandadır bizde. Peki çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet, selam.